Sevgiler, saygılar. Beyaz Bölüm'ün taraftayız. Beyaz Bölüm'ün adı. Birazcık çok fazla insan ötü etkili insanlar ama gördüğünüz gibi de rüzgar çok güzel. Dalga çok. Çok fazla deniz oturmak açıkçası. Sakin. Ya sızını bitti gibi ya şarkıda. Görüyorsunuz dalganın seslerini. Tek tük denize girenler var. Tarafa gelmişken İsmail'in oraya doğru yürüyorum. Orada bir kez yüzüyor insanlar. İki yüzü olur. Bunu bir tane daha video çekebilirsek yürüyorum. Buradan nasıl geçeceğiz? Köpek olduğunu biliyorum. Biz de şöyle yapalım. Buradan gidelim. Böyle kız çekmiş olalım. Görüyor musun? Köpek korkusu eğer yaptım. Evet. Bu sene bayağı bir video çektik. Yani daha önce bu kadar çok fazla video çekmemiştim. Bu sene bayağı video çektik, yükledik. Her zaman söylüyorum, bizim çekmiş olduğumuz videolar genellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için özellikle. Çünkü onlar gurbette oldukları için vatanını hasretler. Özlüyorlar yurdunu, sevdiklerini, yaşadıkları yerleri. Bir nebze onlara hizmet olsun. Şarköy'ün dışında gelenler ise gurbette değiller. İstediği zaman gelebiliyorlar. Mesela bugün hafta sonu Şarköy'de bir kalabalık var. İstanbul'dan genelde gönüllülük olursa insanlar geliyor. Şarköy'e parti yapmak için. Onlar için kolay. Atlıyorlar arabaya. 200 saatte buradalar. Yalnız daha önce de söylemiştim. Videolarımızı YouTube'a yüklüyoruz. YouTube'da %73 kişi, yani 100 kişiden 73 kişi abone olmadan videolarımızı izliyor. Yani sizlerden ricam, YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim, bizim desteğinizi bekliyorum açıkçası. Güzel bir şey değil zaten. YouTube'a girdikten sonra Şarköy 59 yazacak. Zaten direkt karşınıza Hasan Demir çıkıyor ya da Şarköy 59 kanalımız çıkıyor. Size düşen sadece sağ altta abone butonuna dokunmak kalıyor. Hepsi o kadar. Basit bir işlem yapacaksınız hepsini.
Bilirsen yaparsan sevinirim. Yolumuzu değiştirelim. Buradan gidelim, aşağı inelim. Sahile doğru. Şarkıyı bugün de zavallı rüzgarlanır. Hayat devam ediyor. Tatil yapan insanlar günlerine güzel geçirmek için deniz zıvada kahvaltısını, balkonunda bahçesini yapan insanlar görüyorum. Herkes haklı. Yazın son demleri diyorum artık. Bana göre öyle. Çünkü trimuz istenilerini veremedi. Ağustos ayına geçiyor. Bugün Ağustos'un 16'sı var da. Arkadaşlar üzümcü. Şuradan bir değişiklik yapalım. İspanya'dan geçmeyelim. Değişiklik yapalım. Site içinden sahiliyle yarını çok orta kadar çıkıyor ama ne yapalım, yapacak bir şey. Şarkede tamamen kumdan, kum içinde denize girilebilecek yerlerden birisi burası. Sigorta sitelerinin önü. Kış aylarında hatırlarsanız burada birkaç video çekmiştim. Denizin içinde arıcıklar oluşmuştu. Şimdi arıcıklardan eser yok. Deniz seviyesi yükselmiş. Azıcıklar kaybolmuş. Yalnız hoşuma gitti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım.
Bir de buranın güzel tarafı boyunu git geçmiyor. Yani belli belli aralıklarla su yükseliyor, alçalıyor. İlerideki kişi görüyorum suyun içinde. Yani abartısız 300-400 belki de daha fazla mesafe uzaklıkta. Şu anda ekranı oraya tutuyorum ama siz onların kafalarını minnacık görüyor belki olabilirsiniz. Belki de göremiyorsunuz ama git boyu geçmiyor. Biraz ilgisizlik var belediyenin tarafından burada. Yosunlar bayağı bir birikmiş. Burada da kum toplamış, alıcık gibi olmuş. Biraz ilgisizlik var. Eleştiri de yapalım biraz. Bakın yosunlara. Görüyorsunuz. Normalde bunların her gün alınması gereken ama. Buraları bayağı bir ilgisiz kalmış. Gidiyorlar. Buraya iki defa gelmiştim kış aylarında. İkisinde de bir köpek olmuştu. Bu sefer daha şu anda bir köpekle karşılaşmadık. İnşallah karşılaşmayız. Deniz kenarında bir şey konuşuyorum. Adıcıkların olduğu yerler şu anda kaybolmuş. Kışın bu kumanın yine çıkacak ortaya. Sular su gelince. Bakın ileride bir adam yürüyor. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Ayak bileklerine kadar su. Bayağı bir sığır. Sanki yol yoruyor, yürüyor denizin içinde. Denizdekilerin sayısı da azaldı şartıydı. Merkezde biraz fazla olabilir ama buralar bir yoğun bölgede. Birkaç hafta şimdi buralara bayağı bir sakinleşmiş. Suyun sıcaklığına yakınıyor ama rüzgara bütün ışıklıyor. Buraya kadar geldik.
şu çiçekleri çekmek için buraya özellikle gelmiştim. Fotoğrafını çekmek için. Bildiğin. Çok güzel bildiri var. Biraz içime dert tuttu. Çocuklar abi seninle fotoğraf çekebilir miyiz? Çekeyim yaptım çünkü videoyu kesmek istemiyorum. Böyle başlamıştım ben çekeyim. İnşallah denk geliriz yine. Çekiliriz. Şöyle çocukların gönlünü yapmak lazım. Sevinsinler. Evet, ekran çekimi oradayız. Gerçekten güzel bir manzara var karşıda. Burada denizin üstü oturuyor. İsmail yok mu? Neredesin, hiç görünmüyorsun ya? Sağ ol, sen nasılsın? Hiç görünmüyorum, piyasada yoksun. Hep aşağı iniyorum ki hep buradayım. Burası güzel tabi, püfür püfür esiyor. Gel buyur, beklerim seni de. Ya ben çıktım çekim yapmaya, şöyle bir dolaşayım dedim. İyi yaptın. Geçerken de sana bir uğrayayım dedim, Halat'ı sorayım. İyi yaptın, sağ ol, Allah razı olsun. Peşen yerinde. İyiyim Allah'a şükür, gel Allah buyur, beklerim her zaman. Gelirim de, fırsatım yok şu anda. Fırat pazar günü. Çok kalabalık olmuş aşağısı, açık mı? Açık açık, çekeyim yani, çok ekran. Kalabalık olmuş aşağısı. Onun geçen birine tanıştım, videoları izliyor musun bilmiyorum da. O da aynı senin gibi düşünüyor, aynı senin. Bayan. Bir erkekle, Atatürk Caddesi'nde gördüm. Erdinç Bey, gece çekim yapmıştım. Almanya'dan sırf senin videoların da sebep oldu. Ben dedi, Türkiye'ye yerleştim dedi. Senin videolarını izledim dedi, Türkiye'ye yerleştim senin videoların sayesinde. Onunla sohbet ettik. Daha sonra günlerde oturup çeliştik kendisine birebir. Sen ne düşünüyorsan o da birebir aynısını düşünüyor. Bugün aşağı indik sabah inerkenden alışverişe. Ambulans şoförü arkadaşım var, onunla görüştüm. Ne yapıyorsun dedim. Abi dedi, hiç inme. Hiç dedim, inmiyorum. Kaynıyor abi dedi. Tekirdağ'a gönderiyoruz devamlı. Doğrudur. Denize hiç gitmiyor. Ben karşıdan denize giriyorum, eve geliyorum. Ben de zaten denize bu tarafa kaçıyorum. En güzeli. Mesela bir iki biraz çekim yapacağım. Bir saat kadar daha dolaşırım. Ondan sonra buraya geleceğim denize. Gel buyur gel. Sigortanın o köşe var ya, ben bu başlangıç orada giriyorum zaten. Nusret'in oradan giriyorsun. Birinci kapıda Nusret oturuyor, bekçi arkadaşım. Bilmiyorum şimdi, hemen bu şeyin var ya, ara var ya, aradan giriyorsun tamam, ya. Tamam, aradan girerken. Hemen sonra 100 metre ileride hemen orada girdim. Geçen tamam, orada girdim. Tamam, bizim Nusret'in oradan giriyorsun sen. Yani sen de gelirsin oraya, denize gireriz. Alo de bana. Tamam. Görüşürüz. Ben buradayım derim, söylerim sana. Tamam. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet ol. Özledim seni ha. Vallahi, yok sağ ol. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Sosyal medyanın güzellikleri bunlar. Takipçimiz de bizi takip ediyor, sağ olsun. Birinci kendisine tanışıp sohbet ettik, arkadaş olduk. Şimdi arada sırada böyle görüşüyoruz. Bazen çağırıyor, davet ediyoruz, duruyoruz, oturuyoruz, çekiyoruz. Sohbet ediyoruz. Bir de Edirne'den bir takipçimiz vardı, Yavuz görmüş olduk. Enişte kendisi bizi aramadı, işleri vardı muhtemelen.
Onu da görüşeceğiz inşallah. Önümüz zamanda. Alısan oradayız. Çocukluğumda şu karşıda görmüş olduğum denizin renk tonları. Hep küçükken denize girip bu renk tonları gördüm. Aften daha doğru böyle bir şekilde. En arkası koyu lacivert, sonra mavi, mavinin açık tonları. En son dalganın vurdu yer beyaz. O renk tonları hep gözümün önüne canlanıyor, çocukluğuma getiriyorum. Arkadaşlar bu videoyu da bitireyim. Başka video daha çekelim. Bu da 21 dakika olmuş, fark etmedim. Biz de daha çekelim. Ara ara. Bekleyiz. Sizler de izlersiniz. Her zaman dediğim gibi YouTube kanalımıza abone olmasanız abone olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.